Hızır kıssasını açmışsın. 65. ayet. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz. Rahmet apayrı bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın rahmet. Rahman ve Rahim ismi. Rahmet de her şeyi kucaklayıcıdır. Yani Musevi de, efendim, Hristiyan da, hepsine Allah rahmet gözüyle yaklaşır. Rahmet hepsini kurtarmayı amaçlayandır. İnşallah. Hepsinin iyi olmasını isteyendir. İnşallah. İnşallah. Rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz. Demek ki bütün ilimleri Allah öğretir. Hepsini. Kullarımızdan bir kulu buldular. Bu daha önce söylemiştim. Tam 2010 yılını veriyor. Maşallah. Maşallah. Musa ona dedi ki, doğru yol olarak, rüşt olarak, sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Ama bak, doğru yol. Doğru yol nedir? Kur'an'dır. Yani demek ki onun doğru yolda olduğunu biliyor. Hakkı savunacağını biliyor. Kur'an'a uygun, o zamanki hak kitabı uygun hareket edeceğini biliyor. Sana öğretilenden, kim öğreten? Allah. Allah'ın öğrettiğini de biliyor. Öğretilenden, bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Sana öğrenci olabilir miyim? Hızır Aleyhisselam diyor ki, dedi ki, gerçekten, bak gerçekten diyor, sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremez. O zaman bunu aslımıza bakarsak, Mehdi'ye talebe olma gücüne sen güç yetiremez. Yani böyle bir kabiliyet göstermen çok güçtür. Çünkü Mehdi'nin zahirdeki görünümü, batındaki görünümü insanlara değişik etkiler yapacaktır. İnşallah. Böyleyken özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Demek ki özü önemli bir şeyin. Özünün üstünde durmak lazım. Kabukla ilgilenip de insanları kabuğun üstüne boğarsan özü yapamaz. Özün uygulanmasını Allah esas aldığını burada göstertiyor. Değil mi? Özünü kavramaya kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Yani zahir gözüyle bakacaksın diyor. Derinliğini göremeyeceksin. Özünü göremeyeceksin. Onun için reddedersin, inkar edersin, kabul etmezsin, karşı gelirsin diyor. Bu Mehdi'nin de özelliğidir. Üstad acip şahıs diyor, söylersiniz efendim. Tabii. İnşallah. Bediüzzaman diyor ki, o ahir zaman onu acip şahsı gibi hiçbir cihette olamam diyor. Acip şahıs diyor, evet. Musa inşallah, bak o, bu inşallah bütün peygamberlerin bildiği bir husustur. Allah'ın izniyle inşallah. Yani ilk defa Müslümanlar demiyor inşallah. Hazreti Musa da söylüyor. Hazreti İbrahim de söylemiştir. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Mehdi'ye cahil cühela takımı her adımında karşı geleceklerdir. Anlayamayacakları için. Dedi ki, eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. İstisnasız. Hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar. Ben sana anlatırken öğütle anlatacağım diyor. Herhangi bir anlatma da yapmayacağım diyor. Bakın. Öğütle anlatacağım. Oraya kadar sabret diyor. Böylece ikisi yola koyuldu. En etkili yöntem ikili anlatımdır. Üçüncü bir kişide insanın zihni dağılır. En etkili sohbet, en etkili anlatma yöntemi odur. Yani iki, birebir. İnşallah. İnşallah. İkisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince deniz kenarında bir yere gelmişler. İlk geldiği yer neresi? Deniz kenarında. Evet. Mehdi nereye geliyor? İstanbul'a. İstanbul. Nereye geliyor? Deniz kenarına. İki denizin birleştiği. İki denizin birleştiği yer. Bak ayette ilk nereye dikkat çekilmiş? Gemiye. Evet. Denize dikkat çekilmiş. Nitekim bir gemiye binince o bunu gemiyi deldi. Gemiyi hatalı gösterdi. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Bir de yemin ediyor bakın. Sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Bak harama girdin demiyor. Şaşırtıcı bir iş yaptın diyor. Evet. Dikkatli konuşuyor. Normalde
Tevrat'a göre harama girdin derdi. Ama demiyor. Sadece şaşırdım diyor yaptığına diyor. İnşallah. Yani doğru yolda olduğunu bildiği için. Bu batın ilminin bir gereğidir. Bir şeyi gerektiğinde zayıf göstermek. Veyahut zayıfı güçlü göstermek. İkisi de batın ilminin bir gereğidir. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim. Çünkü kaderi öyle. Daha o doğmadan, Hazreti Musa doğmadan buna sabredemeyeceği belliydi. Yani Kur'an'ı Hızır'dan önce vardı Kur'an. Kur'an'da Hazreti Musa'nın ne yapacağı zaten belli. Yani hiçbir şeye bu konudan hiçbirine sabredemeyeceği biliniyor. Evet. Ya, bak zaten okuyoruz sabredemeyeceği biliniyor. Hızır zamanda gezen bir insan. Mesela Hazreti İbrahim zamanına da gidiyor. Geçmiş zamanlara da gider. İnşallah. Her zamana gidebilen insan. Kur'an'da bildirilen bu özelliğini biliyor Hazreti Musa'nın. Yani bu konudan hiçbirine sabredemeyeceğini biliyor. Onun için bak kesinlikle diyor. Çünkü Allah'ın hükmü var. Kesinlikle sabredemeyecek diyor Allah. O da bunu bildiği için kesinlikle sabredemeyeceksin diyor. Evet. Yani istisna koymuyor. Belki demiyor. Bak ifadelerinde bunu görürsün. Ayette. Hiçbir şekilde yapamayacaksın diyor. Kesinlikle diyor. Kaderini bildiği için. Hazreti Musa'nın kaderini ve ne cevapla vereceğini biliyor. Gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Daha önce hatırlattım diyor. Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama. Unutturan kim? Allah unutturuyor. İnşallah. Sorgulama, bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma. Yani bayağı kararlı Hazreti Musa ilim konusunda, batın ilmini öğrene konusunda kararlı. Bak vazgeçmiyor o da. Başkası olsa tamam der, o zaman olmuyorsa bırakalım der. Değil mi? Evet. Demek ki talebelik konusunda ısrar ve kararlılık müminin bir vasfı. İnşallah. Her ne pahasına olursun ilmi bırakmayacak. Bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi diyor.